Allah Azze ve Celle'nin elbette mağfiret ettiği, bağışladığı, pakladığı ve katında makbul bulduğunu haber verdiği kullar var Kur'an'da. وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهَا diyor mesela Hazreti Mesih için. Evet, kalabalık gruplar halinde de söyler, isimle söylediği için onu dedim. Veya Hazreti İbrahim için وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا Allah İbrahim'i halil edindi, dost edindi anlamında. Bunlar var ama bunların olduğu yerde sonrakilere Cenab-ı Hak işte bunlar üzerinden dua edin gibi bir şey demek yerine اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ İşte Allah böylelerine hidayet etti. فَبِهُدَهُ مُقْتَدِ Sen de onların yollarından git diye başta Allah'ın Resulüne sonra hepimize bu şahsiyetleri örnek gösteriyor. Nuh'un sabrını aleyhi afdalu salati ve teslim. Yanı sıra Hazreti İbrahim'in dirayetini, şecaatini, kararlılığını ve diğer başta Hazreti Musa olmak üzere veya en önemlilerinden biri olmak üzere çünkü neredeyse Kur'an Musa olacaktı diyen sözü söyletmiştir Cenab-ı Hak o kadar sıklıkla bahsederek. Ama bu kadar beğendiği kullardan söz ettiği yerde bize hiç bunları duada bu manada böyle duayı biraz kabul edilebilir kılacak veya duanın o geçeceği evrelerde katalizör rolü verecek, sağa solu yağlayacak anlamında. Böylece dualar daha kolay kabul edilebilecek gibi bir şeyi Allah Azze ve Celle ki Allah dediğimizde duanın kabul edicisi olarak başka bir merceğe yapılmıyorsa şayet böyle bir şeyi Kur'an'da ifade etmiyor. Peki elçisine öğrettiği hikmet içerisinde buna yer var mı? Çünkü Allah elçisine kitabı indirdiği gibi hikmeti de indirmiştir. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Orada var mı öyle bir şey? Ben orada da buna dair bir şey görmedim. Yani Allah'ın Resulü'nün bir günde ellerini açıp Allah'ım İbrahim hürmetine neyinin suyu dedin ha sen? Yüzünün suyunun hürmetine yahut elinin suyunun her ne? Veya şahsının hürmetine bu yüzle suyla ne ilgisi var onu da bilmiyorum da böyle bir şeyin yani kalıp olarak da veya örnek olarak da görmedim. Allah'ın Resulü'nün böyle çok istisnai ve mükemmel bir duayı ömrü boyunca kaçırmış, yapmamış olmasını eğer bir eksiklik olarak görmüyorsanız hala o çok önemli bir dua biçimi ama olur ki Allah'ın elçisinin aklına gelmediği gibi zor bir ihtimali öngörmüyorsanız bunun elçinin uygulamasında da yeri olmadığına rahatlıkla hükmedebilirsiniz. Dolayısıyla bu dilimize pelsenk olmuş, birilerinin belki bir yerlerden sokuşturduğu, aklına düşüp söylediği ifadeler. Ha işe yarıyor mu onu bilemiyorum. Yani birilerini böyle duaya iliştirip onların iyiliklerinden çalarak Allah Azze ve Celle'ye hani beni pek saymazsın ama onun adını andığım için bunu şey yap. Bunun kökeninin ben Şia'ya itimat ettiğini sanıyorum. Çünkü kişileri yücelten, kişilere masumiyet ve seçkinlik öngören anlayış, kişileri bu manada ululayan anlayışın kökeni onlarda var. Dolayısıyla muhtemelen onlara dayanıyordur bu işin kökü. Allah'ın elçisinin sünnetinde de, uygulamasında da, kitabında da böyle bir şey yok. Tersine Allah kendisine yakaracak kimselere. قُلِ دُعُ اللّٰهَ اَوْ اِدْعُ الرَّحْمَانِ Allah diye çağırın yahut Rahman diye çağırın. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Hangi güzel ismiyle çağır, hangi güzel sıfatla çağırırsanız bilesiniz ki bütün güzel isimler Allah Azze ve Celle'nindir. Ey esirgeyen deseniz de ona gider. Ey yaratmış olan deseniz de ona gider. Ey yoktan var etmiş olan da deseniz. Bütün bu teki, biri, o yegane kudreti anlatan ifadelerle deseniz, çağırsanız yine Allah'ı çağırmış olursunuz. Allah böyle dua etmemizi öğretmiş. Hocam bir de evliya